Bunu hatırlatmaya gerek yok sevgili izleyiciler. CHP'de nepotizm engellenemiyor. İmamoğlu için anlaştılar. Bunu konuşacağız sevgili arkadaşlar. Çok uzun süredir 3-4 Kasım Kongresi sonrasında Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduktan sonra CHP'deki en güçlü isim Ekrem İmamoğlu'nu öyle ya da böyle ekarte edeceği ile ilgili iddiam var. Bu benim iddiam sadece. Ve şimdi Ankara kulislerinde Ekrem İmamoğlu ile ilgili ahmak davasında karar verileceği, ceza alacağı ve o cezanın da çok net bir şekilde Yargıtay'a gönderileceği ile ilgili kulislerin konuşulduğu ifade ediliyor. Bununla ilgili analizlerimizi yapacağız ve konuşacağız. Yine Narin'i boğarak öldürmüşler. Sevgili izleyiciler, Narin konusundaki özellikle bir şey ifade etmek istiyorum. Narin'in ağzında dişlerinin olmadığı tespit edilmiş ve yine tabii iddia, CNN'in iddiası, CNN'de Narin'in boğularak öldürüldüğü, daha sonra bu CNN'in getirmiş olduğu iddia ile ilgili olarak Adli Tıp Kurumu herhangi bir rapor yayınlamadıklarına yönelik açıklamalar yaptı. Yani bilgi kirliliği gırla devam ediyor. Ama Narin'in özellikle ağzındaki dişlerinin sökülmüş olduğunun gündeme gelmesi, bunun kamuoyuna sızması, öyle söyleyelim, ya da sızdırılması diye ifade edelim. Ama Narin cinayetindeki önemli bir şey var sevgili arkadaşlar. O da şu. Narin cinayetinde hemen şöyle söyleyeyim. Narin cinayetinin olduğu Tarhanlıtepe köyünde sevgili izleyiciler, Diyanet İşleri Başkanlığı, Narin Gülen'in öldürüldüğü köydeki imamın grup seks yaptığı ve bunu porno şeklinde telefonunda tuttuğu iddiaları sonrasında bölgeye iki müfettiş göndermiş. Medyas Kopi'nin haberi bu sevgili izleyiciler. Narin cinayetiyle ilgili olarak Tavşanlıtepe ile ilgili hatırlarsınız sizinle ilk paylaştığımda hem de adli makamlardan yani jandarmadan aldığım bir bilgiyi paylaşmıştım. O da şu, köydeki ilişkiler muamması ya da ilişkiler yani dudak uçuklatacak cinste olduğuyla ilgiliydi. Medyaskopi'nin bugünkü haberi gerçekten İddia açısından söylüyorum, köy imamının grup seks yaptığı ve bu grup seksin de cep telefonunda videoya çekti. Yani bu köyden neler çıkacak bilmiyorum ama bu köyde işler alabildiğine karışacak gibi gözüküyor. Şimdi Narin Gülen'in ölüm nedeninin kesinleştiği bir iddia açısından söylüyorum. Ağzından akan sıvı amcanın eline ulaşmış. Söyleyelim. Adli Tıp da bu rapor yazılmadan önce bilgi aldığını düşünenlerdenim. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Gülen'in boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Cenova, Narin'in boğazı sıkılarak yani boğulma suretiyle öldürüldüğü tespiti netleşmiş. Boğularak ölenlerin ağzından gelen sıvı olduğu ifade ediliyor. Amcanın arabasının ön koltuğunda direksiyonunda bu sıvıya rastlanıldığı söyleniyor. Tabii buradan yola çıkararak amcanın bir katil olduğu konusunda netleştirilemez. Ama amcanın bu cinayetin içerisinde olduğu, cesedin ortadan kaldırılması, delillerin ortadan kaldırılması, yani cinayetin ortaklarından biri olduğu belli oluyor. Önce onu söyleyelim. Ama bu arada ilginç bir gelişme daha yaşandı. Biliyorsunuz Narin'in, ağabeyinin kollarındaki diş izleri ve çiziklerle ilgili olarak olayın tanığı olarak gösterilen yenge Hediye Güran ifadesinde Narin'in annesi Yüksel Güran ile ağabeyi Enes arasında bir boğuşma yaşandığını söylemiş. Ve Hediye Güran Hediye Güran ile iki kişi şüpheli de adliyeye sevk edilmiş. Ama bu da ilginç bir son gelişme. Enes ile anne Yüksel Güran arasında bir arbede boğuşma yaşandı. Ben bunu gördüm demiş net bir şekilde ve şunu söyleyelim sevgili arkadaşlar. Şunu söyleyelim. Narin'le ilgili olarak daha başından beri bunun bir aile içi cinayet olduğunu açık bir şekilde görmek lazım. Yani bunun bir dışarıdan birinin artık bu saatten sonra aile dışından birinin çıkması mümkün değil. Ve aile dışında biri bile olsa yine aile içerisindeki bir cinayet planlaması olduğu gözüküyor. Ama asıl kilit soru şu, başından itibaren neden öldürüldü? Narin
görmemesi gereken neyi gördü ya da narin aile içerisindeki hangi hesaplaşmanın sonucu öldürüldü sorusu. Bu soruların yanıtları yok ve bu sorulara bugüne kadar verilmiş yanıt da yok. Ama yine bir atletik uzmanının yaptığı açıklamada Nari'nin cesedinde böceklerin ortaya çıkmasının cesedinin bir kısmının da suyun yüzeyinde kalmış olabileceğiyle ilgili olarak bir iddiayı dile getiriyor. Ama bu söyleyince o zaman jandarmanın suyun yüzeyinde kalmış olmasına rağmen bulamaması, o derede arama yapıp da bulamaması da ayrı bir muammayı ayrı soru işaretlerinde beraberinde getiriyor. Yani Narin acaba derede aramalar yapıldıktan jandarma ve emniyet görevlileri dereye yönlendirildikten sonra ve arama bitirildikten sonra mı götürüldü sorusu ortaya çıkıyor. O zaman götürülünceye kadar nerede tutuldu sorusunun da yanıtı benim açımdan merak edilen bir yanıt olduğunu ifade etmek isterim. Ama net bir şekilde şu ki Narin aile içerisindeki bir cinayete kurban gitti. Bu kesin. Net bir şekilde ortada duruyor. Ama neden öldürüldüğü ile ilgili olarak biz hala bilmiyoruz ve hala konuşmaya da devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakalım ne çıkacak. Önümüzdeki bir hafta içerisinde Narin'le ilgili olarak Atletik Kurumu'ndaki raporun tamamının yayınlanacağı ifade edildi. Yine